Selam millet. Bugün A101 raflarında yerini alan Piranha 2103 kablolu kulaklığı inceliyoruz. Kulaklığımızın siyah modeli vardı. Bütün mağazalarda başka rengini bulamadık. Şimdi ürünümüzde ekstra bas özelliği, mikrofon özelliği, 3.5 mm jack özelliği, sesli arama özelliği ve müzik çalar haliyle. Müzik çalar özelliğimiz var. Dilerseniz kutu açılımına geçelim ve incelememize devam edelim. Arkadaşlar kutumuzun içerisinden bir adet kullanma kılavuzumuz aynı zamanda garanti belgesi olarak geçiyor. Bunu A101'e imza atabilirsiniz, kaşeye bastırabilirsiniz. O şekilde garanti belgenizi daha rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü fişler bir zaman sonra fiş üzerindeki yazılar silinebiliyor. Sıcaklığa dayalı ya da neme dayalı olarak. O konuda da bilginiz olsun. Evet, kulaklığımız burada. Şöyle çıkaralım. Böyle bir kabı var. Kulaklığımız 3.5 mm jack'tan oluşuyor. Hem kulaklık hem de mikrofon olarak telefonlarımızda kullanabiliyoruz. Bilgisayarda kullanım için arkadaşlar tek jack olduğundan dolayı bilgisayarda sadece kulaklık kısmını kullanabiliyoruz. Bunun için ayrı bir adaptör, yani çevirici almanız gerekiyor. O şekilde bilgisayarınızda da çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şu şekilde dönebiliyor. Rahat bir şekilde saklayabiliyorsunuz. Şu kısımlar parlak bir plastik arkadaşlar. Şu kısımlardan ayarlanabilir özelliğimiz var. Yine plastik, herhangi bir metal bir materyal kullanılmamış. Gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle. Arkadaşlar oldukça sağlam gibi görünüyor. Mat bir plastik kullanılmış. Tamamen plastik malzemeden üretilmiş. Hemen şu yan kısımlara Piranha logosunu basmışlar. O da gayet şık olmuş. Mikrofon kısmımız şu kısımda arkadaşlar. Hemen kulağımızın yaklaşık 10-15 cm aşağısında sol kulaklığa bağlı. Şurada açma kapama düğmesi var. Yani herhangi bir çağrı geldiğinde tek bir tuşla basarak çağrılara cevap verebiliyorsunuz. Hemen arka kısmında mikrofon deliğini görüyorsunuz. O kısımdan da konuştuğumuz zaman sesimiz mikrofona geçmiş oluyor. Hemen kulaklığımızın şu kulak yerine gelen bölgelerine bir bakalım. Arkadaşlar bu bölüm ya çok kaliteli bir malzeme diyemeyeceğim. Hani o pahalı markalarda olduğu gibi işte aman aman mükemmel bir malzeme değil. Ama bakacağız, kulağımıza takacağız. Bakalım uzun kullanımda kulağımıza herhangi bir rahatsızlık veriyor mu? Bunu da görmüş olacağız. Telefonumuza kulaklığımızı bağlayalım. Dışarıya ses veriyor mu? Bunları bir test edelim dilerseniz. Arkadaşlar kulaklığımızın aynı zamanda kulak kısımları şu şekilde oynuyor. Ve şu şekilde de dönebiliyor başında söylemiş olduğum gibi. Bu konuda konforu daha iyi oluyor. Şimdi dilerseniz ses seviyesine bir bakalım dışarıya ses veriyor mu onu bir inceleyelim. Onun dışında da bakalım dışarıdan bir telefon görüşmesi yaparak mikrofonumuz cızırtılı mı yoksa net bir ses bize sağlıyor mu, bunları test edelim. Bu arada kablosu hakkında da bilgi vermek istiyorum. Kablomuz hemen şöyle göstereyim. Sağ taraf ve sol taraf olmak üzere iki taraftan da kablolarımız var. Yani tek taraftan inen bir kablo değil, iki taraftan inen bir kablo var. Çünkü dediğimiz gibi telefon için, tablet için üretilmiş bir ürün bu. Ama yine aynı şekilde adaptörle, yani dönüştürücülerle birlikte dilerseniz bilgisayarınızda da güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi kablolarımız yassı ve kaliteli bir malzeme. Yani kesinlikle öyle kopma, atma herhangi bir şey olacağını zannetmiyorum. Aynı zamanda şu kısımda da böyle bir engelleyici koyarak kablonun ikiye ayrılmasını, aşağıya doğru ikiye ayrılmasını tamamen önlemiş olmuşlar. Bu da güzel bir özellik olmuş aynı zamanda. Bunun dışında bahsedebileceğimiz, hemen şöyle göstereyim ben size. Telefonumuza taktığımız jack'ı L şeklinde bir jack yapmışlar. Şu şekilde. Böylelikle yine aynı şekilde telefonla kullanımımızda
Yani cebimize soktuğumuzu düşünürsek aşağıya doğru uzun bir uzantı olmuyor. O bakımdan da gayet kullanışlı olmuş. Şimdi dilerseniz bir ses verelim, bir bakalım, dinleyelim. Dinlediğimizi gerçi siz duymayacaksınız ama sizin için incelemiş olalım biz. Evet, arkadaşımızın kanalı olan Big Bang Sound arkadaşlar. Bu kanala da abone olabilirsiniz, desteklerinizi sağlayabilirsiniz. Şimdi buradan güzel bir müzik bulalım. Arkadaşlar şu anda sesi dışarıya veriyor. Kulaklığı bu seviyelerde kullandığınız zaman emin olun kulağınıza zarar verecektir. Yüksek seviyede ses var. Şimdi dilerseniz bir kulağımıza takayalım ve deneyelim. Bir bakalım basları ne durumda? Güzel bas seviyeleri var mı? Onu da bir test etmiş olalım. Ses seviyesi oldukça yüksek şu anda. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz daha önceki videolarımızda A101'den almış olduğumuz Polo Smart kulaklığımızı test etmiştik, onu denemiştik, sizlerle paylaşmıştık. Polo Smart kadar kaliteli bir bas sunmuyor arkadaşlar. Kaliteli bir bas yok ama kaliteli ses var. Yani alınabilir mi? Gerçekten 25 liraya alınabilecek çok güzel bir ürün arkadaşlar. Bu fiyat alınabilecek ürünlerde. Üründe dediğimiz gibi hoşumuza gitmeyen tek kısım şu uzatma bölgelerinin plastik, yani ince plastik olması. Onun dışında ürün gayet güzel. Fiyatına göre güzel. Bas seviyeleri dediğimiz gibi çok uçuk değil ama kaliteli bir ses sunuyor. Sesi güzel ama baslar çok iyi değil arkadaşlar. Evet, dilerseniz bir de arama yapalım. Mikrofonumuzu da test ettikten sonra kapanışa geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi kulaklığımızın mikrofonunu test edeceğiz. Netflix, sen de sevdin. Merhabalar Yusuf Bey, nasılsınız? İyi, çok şükür. Seni sormalı. Teşekkür ederiz. Şu anda kulaklıkla mı konuşuyorsunuz yoksa telefonun kendi mikrofonuyla mı? Şu an kulaklıkla konuşuyorum. Şu anda kulaklığımızın mikrofonuyla konuşuyorsunuz. Güzel, nasılsınız, iyisiniz umarız. Efendim? İyi misiniz? Nasılsınız diyorum. İyiyim. Sesim tam gelmedi. Anladım. Kulaklıkta mı bir sıkıntı var yoksa telefon mu çekmiyor? Telefon çekmiyor. Ondan kaynaklı. Anladım. Şimdi de kulaklığı telefonunuzdan sökerek o şekilde konuşabilir miyiz acaba? Alo. Evet Yusuf Bey. Yusuf Bey, bir fıkra anlatır mısınız bize? Fıkra mı anlatayım? Başka ne yapalım bize? Sonuçta uzun bir cümle kurmanız gerekiyor ki sesinizi test edelim. Ne diyeyim, bilemedim ki şimdi, heyecandan. Heyecan mı yaptınız? Aynen, heyecan yaptım. Anladım. Testimizde bize katıldığınız için teşekkür ederiz Yusuf Bey. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, bugün A101 raflarında yerini alan Pirana 2103 modeli kulaklığı inceledik. Kulaklığımızda dediğimiz gibi hemen şöyle özete geçelim. Kulaklığımızda hoşumuza giden kısımlar, dönüş yapabilen kısımlar rahat bir kullanıma elveriş sağlıyor. Kısımların oynar başlıklı olması yine aynı şekilde kullanım kolaylığı sağlıyor. Aynı zamanda kulağımıza taktık, bir yarım saat kadar kulağımızda tuttuk. Kulaklarınıza herhangi bir şekilde bir ağrı vesaire herhangi bir şey yapmayacaktır. O konuda da gayet kullanışlı. Şu kısımlar öyle terleme vesaire de yapmıyor. Gayet güzel. Mikrofon kısmını test ettik az evvel. Siz de duydunuz. Telefonla, arkadaşımızda Samsung bir telefon vardı. Ve o telefonun mikrofonuyla hemen hemen kulaklığımızın mikrofonu arasında çok bir fark yok. Hatta telefonunki daha da cızırtılı geldi bize. Hani bu videoya nasıl yansır onu da bilmiyorum. Onun dışında kulaklığımızda hoşumuza gitmeyen tek kısım var dedik. Şu kısım arkadaşlar. Bu kısımda da şu uzatma yerlerinin ince plastikten olmasından kaynaklı ve sert kullanımda kırılabilir olması hoşumuza gitmeyen eksi yönü arkadaşlar. Bunun dışında ürünümüz 2 yıl garantili.
Pirana garantisi var. Kablodan bahsetmiştik. Kablomuz gayet kaliteli, yassı bir kablo arkadaşlar. Onun dışında şu ayırıcı bölmesine konulan engel sayesinde kablomuz aşağıya kadar komple açılmıyor. Ondan bahsettik. Yine aynı şekilde jack bölümü. Jack bölümünü L şeklinde jack kullanılmış ve böylelikle hem yerden hem de görüntü bakımından da böylelikle bir başarı sağlanmış. Ürünümüzü A101 mağazasından biz 24 lira 95 kuruşa aldık. Piyasada yani internet sitelerinde vesaire Pirana 21.03 olarak arattırdığınız zaman 54 lira 90 kuruş olarak en düşük fiyatlı ürünleri görebilirsiniz. Yani şu anda güzel bir kampanya. Alınabilir mi? Alınabilir, kullanılabilir. Yani bu fiyata alınabilecek en güzel ürün diyebiliriz arkadaşlar. Unutmadan şunu da belirtelim. Düğmemizle mesela telefonumuzda müzik dinliyoruz. Düğmemize bir sefer bastığımız zaman müziği duraklatıyoruz. Düğmemize iki sefer bastığımızda ise bir sonraki müziğe geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Bu tuşu da o şekilde kullanabiliyoruz. Diğer şekilde de telefonumuza çağrı geldi. Yine aynı şekilde aynı tuşla bir sefer bastığımız zaman çağrıya cevap verebiliyoruz. Böyle de özelliğimiz mevcut. Evet, ürünümüzü tanıtmaya çalıştık. Umarız sizlere faydalı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Çünkü sizin yorumlarınız bu ürünü inceleyecek olan arkadaşlarımıza yol gösteriyor. Bu ürünü alacak olan arkadaşlarımıza yol gösteriyor. Ve onlara da yardımcı olmuş oluyorsunuz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.